Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Öyle haberler var ki hızlıca sizlere sağdan sola hop dünyadan Türkiye haberlerini Bilal Feyza lisanında anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. İlk olarak Balkanlar, Sırbistan'la başlıyorum. Balkanlarda Sırbistan ordusu Kosova'ya karşı hazırlıklarına son sürat devam ettiriyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda hatırlayın, savaşın eşiğine gelinen bir durum vardı. Kosova kendi koyduğu kuralları kendi ülkesi içinde uygulamaya çalışıyordu. Sırbistan bunu kabul etmiyor. Neydi olay? Kosova diyordu ki bundan gayrı benim ülkemde yaşayan tüm Sırplar Kosova plakalı araçlarla ve Kosova kimlik kartlarıyla hareket edecekler. Sırbistan'ın kimlik kartlarıyla ve Sırbistan plakalı araçlarla Kosova'da hareket etme yasak demişti. Çünkü bir benzerini Sırbistan Kosova'ya uyguluyordu. Kızılca kıyamet kopuyordu. Yani anlayacağınız Amerika, Rusya, Balkanlarda da bir karışıklık, bir cephe açmak için hamleler atıyor. Bu noktada Sırp ordusu hazırlıklarını arttırıyor ve Kosova sınırına asker sevkiyatlarına, zırhlı araç geliş sevkiyatlarına son sürat devam ediyor. İlerleyen günlerde, aylarda çok daha tehlikeli hamlelerin gelebileceğinin bir işareti. Türkiye her daim Balkanlarda, Türkiye her daim oradaki kardeşlerimizle beraberiz. Kosova yalnız değildir. Dün sizlere haberini yapmıştım. İran'ın iddiası, İran devlet basını yaptığı haberde Sayın Erdoğan Şangay'da 15-16 Eylül tarihlerinde Putin'in Arap buluculuğuyla Şam yönetimi Esad'da görüşebileceğini iddia etmişti İran basını ve bugün. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada böyle bir durum yok. Bu buluşma olmayacak. Esad zaten Şangay'a davetli değil dedi. Hamleler, adımlar, İran'ın karıştırıcılığı ve dünyadan Türkiye üzerine olan baskılar, hareketler. Hani bu sadece Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den, Avrupa'dan, İngiltere'den gelen baskılar değil sevgili dostlar. Ahan da İran da böyle yapıyor. Suud'da, Bahe'de her biri farklı tellerden çalıyor. Türkiye'nin ilerlemesini, rahat hareket etmesini hiçbir ama hiçbir istemiyor. Niye? Çünkü İran'ın kaybedeceği çok ama çok şeyler var. Güney Azerbaycan. Erdoğan demişken Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye olaraktan Rusya ve Ukrayna'yı bir masaya oturtmaya çalışıyoruz ve onları, Putin'i ve Zelenski'yi Türkiye'de buluşturmak için hamlelerimiz, adımlarımız devam ediyor dedi Sayın Erdoğan. Sizlere aylar önce yaptığım haberlerin ahanda ispatı. Evet, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı masada, Türkiye'de kuracağı masada buluşturmak için girişimlerine devam ediyor. Bu olur mu, olmaz mı? Olursa ama yer yerinden oynar. Bu durumun olmaması için, Türkiye'de masa kurulmaması için bir taraftan Amerika, o bir taraftan Amerikan kafası Zelenski. Onlar da adımlarını atıyorlar. Türkiye ne kadar da Zelenski'yi ve Putin'i masada buluşturmaya çalışsa da istemeyen taraf belli. Putin, o da başka diyarlarda. Ne Moskov'u ne Jonis'i. Ulan. Yiyin birbirinizi. Geçiyorum Mısır. Mısır'dan yapılan açıklama. Mısır, Suudi Arabistan ve Yunanistan'la beraber 2030 Dünya Kupası'na aday olduklarını duyurdu. Kimlerle beraber? Mısır, Suudi Arabistan, Yunanistan 2030 Dünya Kupası'nı ortak organize etmek için girişimlerin başladığını duyurdu. Hani şimdi bu noktada Mısır, Yunanistan, Suud, hani ülkeler bir Mısır'da, bir Suud'da, bir Yunanistan'da maç mı yapacak? Ama bir araya geliyorlar. Bunların bu bir araya gelmesi, futbolda bir araya gelmesi esasen Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu stratejik bir işbirliği. Kime karşı? Amerika'ya mı? Rusya'ya mı? İngiliz'e mi? Ya ölen. Kime karşı? Türklere karşı. 2030 Dünya Kupası futbol, bu çatı oluşturuluyor ama bu göstermelik bir oluşturma. Esas olaraktan askeri işbirliğinin daha da artması, stratejik işbirliğinin daha da artması. Mesele onlar için Türkiye. Gelin bakalım. İngiltere'de devam ediyorum. İngiliz BBC kanalının ilginç ama çok ilginç haberi diyeceğiniz bir haber. İngiliz BBC yaptığı haberde ilerleyen yıllarda böcekler etlerin yerini alabilir, artan et ihtiyacını böceklerle giderilebilir, giderme çalışmaları devam ediyor dedi. İngiliz bilim adamları bunun için harıl harıl çalışıyormuş. Yuhu lan size. Hani tamam Çin'de orada burada harıl harıl ne bulsalar yiyorlar. Adamlar ağacın kökünü bile kemiriyorlar. Bırak sen pislikleri yemeyi, her şeyi yiyor Çin'de. Ama her şey. Öyle videolar var ki izlemişsinizdir. Şimdi dünyada artan et ihtiyacını gidermek için daha çok sürdürülebilir olduğu düşünülen böcekleri yetiştirmeye ve böceklerin
insanlar üzerinde çok faydalı olduğu ve böcek yemenin de iyi olduğu haberleri İngiliz BBC'de duyulmaya başlandı. Küreselciler yeni dünyada kendi istediklerini yedirecek, kendi istediklerini insanlara giydirecek, kendi istediklerini insanlara düşündürecek bu hamleler yapıyorlar ve kendi istediği şekilde cins cins insanlar ortaya çıkarmak için hamleleri devam ediyor. LGBTİQ. Aziz ve Necip milletimizi bu şeytanların şerlerinden korumak için Türk devleti tüm önlemler ve tedbirleri almalı ve dahi alıyoruz da inşallah. Çünkü bunlar dünyanın başına öyle sadece savaşlarla, füzelerle, atom bombalarıyla, onlarla bunlarla değil, aha da böyle çok daha tehlikeli şekilde insanların arasına nüfuz ediyorlar, giriyorlar. Milletimizi bölemeyeceksiniz, kültürümüzü bize unutturamayacaksınız. Bizler atamızdan, ceddimizden gelen kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi ve İslam'ın bize gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz evvelallah. Şunu da söyleyeyim, Müslümanlar kusurlu olur fakat İslam kusursuzdur. Müslümanların yaptığı, insanların yaptığı hatalar İslam'a mahal edilemez. Geçiyorum yerli ve milli Türk teknolojilerine. Türk teknolojilerinde çok önemli bir adım daha atıldı. Hani küçük olabilir ama anlam ve önemi ve geleceğe bakışımızda çok önemli bir yer tutacak olan Canik uçak savar makineli tüfek sistemimiz hazır. Elhamdülillah, dakikada 950 mermi atışa sahip olacak ve çift yerleştirmeyle dakikada 1900 mermi atış yapabilecek. Bu uçak savar tüfeği canı çekeni mermi manyağı yapacağız. Manyak olacaklar. Türkiye teknolojide birçok alanda, birçok noktada ve özellikle askeri teknolojide bayağı bir geri kaldıydı. Bu son ilerlemelerle mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, çalışanlarımız, insanımız Türk teknolojisini geliştirmek için 7/24 gece gündüz harıl 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 çalışıyor. İğneden ipliğe her şey ama her şeyi yerli ve milli üretmek için çalışıyoruz. Çalışmalıyız, bir ve beraber olmalıyız. Aramızdaki farklılıkları bırakıp Türkiye'mizin ileriye, büyük Türk idealleriyle geleceği kurgulamaya, geleceği, dünyayı, Türkiye'nin etrafını daha şekillendirmek için habi gayret çalışmalıyız ve dahi çalışıyoruz da. Ne diyoruz? Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Devam. Amerika Ukrayna pilotlarına A-10 Warthog uçak eğitimi veriyor. Warthoglar. Yaban domuzu Türkçesi. Amerika bu eğitimi Ukrayna pilotlarına veriyor. Çünkü Amerika Ukrayna'da Rusya'ya karşı çok büyük, topyekün bir harekat hazırlanıyor. Dün size haberini yapmıştım. Bunu gören Yunanistan, Zirtakiler, ben de isterim, ben de isterim diye çocuklar gibi şen şakrak Amerika'nın bacağına yapıştı. Babasını sallıyor. Baba, bana da vereceğim mi? Amerika verecek mi? Ve Yunan basını şöyle diyor. Amerika'dan bunu sıfır bedelle almamız için çok ama çok önemli argümanlarımız var. Neleri varmış? Çünkü karşılarında Türkiye var. Çünkü Yunan adaları Amerika'ya peşkeş çekiyor. Her Amerika'dan bir şey aldığında bir ada Amerika'ya hibe ediliyor, veriliyor. Hani bu A-10 Warthog yaban domuzu uçakları yakın hava muharebe, yakın hava savunmada çok tehlikeli. Kıyı şeridinde havadan uçaraktan çok tehlikeli hamleler yapabiliyor. Adı üzerinde yaban domuzu, kurşun işlemiyor. Sıkıyorsun sıkıyorsun, kurşun işlemiyor. Titanyum kaplımı, şu kaplımı, yani zırh koruma sistemi çok gelişmiş, çok tehlikeli. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizler de ona karşı tedbirimizi almışızdır canım. Her domuza yetecek çeşit çeşit mermilerimiz var. Canı çekene canı çektiğinden gömçürteceğiz vakti gelince. Geçiyorum Libya'ya. Libya, Bengazi'de Hafter ordusu, o çakma çukma ordusu nasıl olduysa bir tane SİHA vurdu. Önce çok sevindiler. Türk SİHA'sını vurduk düşürdük diye hemen zortladılar. Vurdukları Amerika'nın o devasa İHA'ları. Amerikan İHA'sını, SİHA'sını vurup düşürdü Hafter'in adamları. Vay vay vay. Ulan siz pansirlerle İHA'lar SİHA'lar vurup düşürüyor muymuştunuz? Aha, düşürüyorlarmış. Ama bizimkini değil. Amerikan siyasi yere çakılıverdi. Arkada videoda alınan fotoğrafı paylaşıyorum. Böyle döne 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 langırt yere çakıldı. Hafter'in adamları, Halter'in adamları şen şakrak. Yuhu, vurduk vurduk. Türk siyasi vurduk. Zort Türk siyasi değil. Amerikan siyasi. Türk siyaları Koral'la beraber Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de canımız çektiği her tarafta karşımızdakilerin ciğerini, dalağını, böbreğini deşüp geçiyoruz. Hafter. Halter. Şalterin kapanmasını istemiyorsan bizim dediklerimizi yapacaksın. Zaten masaya da geldin. Amerikan siyasi demişken Yunanistan Amerika SİHA işbirliği. Yunanistan. Amerika'dan rekor bir bedelle $400 milyon 3 tane Amerikan SİHA saldı ve bu SİHA'lar Türkiye için özel olarak üretildi.
Nen. Bunun haberini size aylar önce yapmıştım. Bu girişim yapılmıştı ve evet, SİHA'lar üretildi. Yunanistan SİHA'ları Amerika'dan alıyor. MQ-9B Sea Guard'ın SİHA'ları özellikle keşif, gözlem, denetleme için Adalar Denizi, Ege Denizi'nde boydan boya ve Akdeniz, Doğu Akdeniz'e uçuşlar yapacak. Sirtakiler Johnny'lerle beraber bir işler planlıyor. Ha tabii, Yunanistan bu 400 milyon dolar Amerika'ya verecek mi? Nanik ne parası verecek? Yunanistan yine adanın birini Amerika'ya peşkeş çekecek. Adamızı, bizim adamızı. Elbet ama elbet o adalarımızı geri bir gün alacağız inşallah. Amerikan Johnny'si Totoş'un orada çok alıştırma. Geleceği yok inşallah. Ve Sirtakiler Johnny abisinden SİHA'lar, İHA'lar bize karşı alsın. Onlara en güzel cevap akşam İHA'ların babası Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bu bir ilk. Bayraktar Akıncı kanatlarına 9 tane, tüm istasyonlar dolu 9 çeşit bombayı takaraktan havalandı. Yaklaşık 1250-1300 kilo yük ağırlığıyla havalanan Akıncı. Efsane görüntüler. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Bunun videosunu mutlaka izleyin sevgili dostlar. Tüyleriniz diken diken olacak. Yüreğiniz kıpır kıpır olacak. Kanatlarında Mam C'si, Mam L'si, Mam T'si, Teberi, HK-82'si, daha neler neler konacak. Öyle böyle değil. Bakıyorsun bir tarafta 4 tane, diğer tarafta 4 tane. Bir de karnının altında kocaman bir füze. Oy yavrum oy. Birilerini delip deşip geçecek. Ne diyoruz? Akıncımız burada, Aksungurumuz orada, Anka'mız, TB2'miz, diğer İHA'lar, SİHA'lar, inşallah Kızıl Elma, insansız savaş yetimiz de geldiğinde. Hep dediğim gibi, bin SİHA Akınlar'da çocuklar gibi şendik, bin SİHA ile o gün dev bir orduyu yendik. Dedirt bizi Allah'ım. Birileri istediği kadar İHA'lar, SİHA'lar alsın, adaları peşkeş çeksin. Elbet ama elbet, vakti geldiğinde tıpalar, pambıklar hazır. Akdeniz, Doğu Akdeniz demişken Akdeniz, Doğu Akdeniz Kıbrıs'ta. Sözde Kıbrıs Rumlarının 6. parselinde İtalyan Eni ve Fransız Total firması çok büyük bir gaz yatağı keşfettiğini dünyaya duyurdu. Ve Kıbrıs Rumları Yunanistan'la beraber şunu diyor: Avrupa bizi daha çok korumaya alacaktır. Avrupa Akdeniz'deki MEP alanımızı Türklerden korumak için bize silahlar da vermeli ve bu noktada hamlelerimiz, girişimlerimiz devam ediyor. 6. parsel. Hani o 6. parselin önemli bir oranda bizim sevgili dostlar. Ve oraya hiçbir şekilde ne İtalyan ne de Fransız gemileri giremiyor, bırakmıyoruz. Türk savaş gemileri kovuyor. Ha, Kıbrıs Rumlarının çok küçük bir alanda, arkada Oklan haritada gösteriyorum. 6. parselde bir bölüm Kıbrıs Rumlarının, oraya tamam girin, karışmıyoruz ama bizim bölümümüze giremezsiniz. Şimdi hemen akıllara şu soru gelebilir. Kıbrıs Rumları bunu duyuraraktan çok büyük gaz yatağı bulduk. Avrupa Birliği bizi korumaya alsın, Amerika bizi korumaya alsın diyerekten Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yeni bir ateşi fitillendirmek mi istiyor? Evet, dertleri o. Çünkü Abdülhamit Han şimdilik tamam Türkiye yakın kıyılarda araştırma yapıyor ama 2. 3. 4. sondaj faaliyetleri bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra Kıbrıs'ta bu belirtilen noktalarda başlayacağı zaten söylüyoruz her daim. Yapılacak mı? Yapılacak. Kızılca kıyamet Akdeniz'in etrafında kopacak mı? Kopacağı benziyor. Ve hatta ki Amerika adalarda silahlarını harıl harıl yiyor. Ve hatta ki dün size anlatmıştım. Dede Ağaç Yunanistan komple Amerika'ya bıraktı. Ve Dede Ağaç'ta Yunan ordusunun kullanamayacağı kadar çok tank, top, tüfek, uçak, o bu şu cart curt yığdılar. Amerika büyük bir savaşa hazırlanıyor. Kimle? Rusya'yla mı? Bizimle. Onun için Türkiye çok ciddi hamlelerine devam ediyor. Adımlarımızı atıyoruz. Strateji tahtasında yeni hamleler. Yani gerekiyorsa Rusya ile işbirliği yapıyoruz. Gerekiyorsa Rusya ile karşı karşıya geliyoruz. Gerekiyorsa Amerika ile işbirliği yapıyoruz ama Amerika nanik. Öyle hamleler yapmalıyız ki özellikle bu Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı'nı bir an önce hızlı şekilde Türk ordusu konseptine uygulamalıyız ve uygulamak için de adımlarımız devam ediyor. Libya bu noktada çok önemli. Libya ordusunu eğitiyoruz, yetiştiriyoruz, donatıyoruz ve askeri anlamda da tüm araç gereç ihtiyaçlarını gideriyoruz. Çünkü orası bir Türk gölü. Akdeniz tekrardan Türk gölü olacaktır. Libya bir taraftan, Türkiye bir taraftan, o bir taraftan bizim diğer dost ve kardeş ülkelerimiz. Hepsi ama hepsi. Büyük savaş hazırlanıyor kıyamet harbine. Bu anlattıklarım bugün yarın değil. İlerleyen yıllarda mutlak surette bu şiddetli Türkiye baskı daha da artacaktır. Çünkü Akdeniz'de onlar buldu petrolü gazı. Onlar buldu, bunlar buldu. Yani İsrail buldu, Kıbrıs Rumları buldu, o buldu, bu buldu. Biz bulmadık mı? Türkiye bulmadı mı? Biz de bulduk. Öyle büyük gaz yatakları bulduk ki tam manada askeri anlamda, teknoloji anlamında bu açıklarımızı, ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra bu açıklama ve duyuru yapılacaktır. Akdeniz'i kimseye ama kimseye bırakmayız. Gücünüz yetiyorsa gelin, topunuz gelin diyoruz. Gelin.
biz buradayız. Ve can kardeş Azerbaycan. Azerbaycan kahraman Türk ordusu Laçin'e giriyor. Elhamdülillah. Arkada Laçin'i görüyorsunuz. Giriş 25 Ağustos'ta yapılacak. 2 gün sonra kahraman Türk ordusu, Azerbaycan Türk ordusu Laçin'in kontrolünü tamamen ele alacak. Laçin'de bulunan Ermeni birlikleri çıkıyor. Askerler çıkıyor. Ha, Laçin'i alıyoruz 25 Ağustos'ta. Zengezur, Zengezur'da. Ya seve seve verecekler ya da sektöre sektöre alacağız. İnşallah. Oradan çıkmayan daşnak kafalılar da var mı? Var. E onların da bileti kesilir canım. Laçin'den çıkmayan daşnak kafalılar, kaçtınız kaçtınız. Kaçmadınız. İti kovanlar sizi iti kovar gibi kovmaya hazır. Bum bum puf olacaksınız. Işıklarınıza kavuşacaksınız. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde bize karşı kim var yok hepsi birleşiyor ama biz de birleşiyoruz. Türkiye önderliğinde Türk devletleri, Türkistan devletleri bizimle beraber ilerlemek için birleşiyorlar. Onlar da geliyorlar. Türkiye'yleyiz diyorlar. Ne diyoruz? Bizler her daim ama her daim ilerleyen ve yolumuzdan geri durmayan aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasalar da Türkiye ile beraber yürümek isteyen milletler, gelin beraber geleceğe. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.